Merhaba arkadaşlar. Tonguç Akademide ben Talha Doğan ve değerli öğrencim Tonguç Sizlere bugün jeolojik devirler konusunu işleyeceğiz. Ne haber Tonguç? Hocam iyiyim, siz nasılsınız? Teşekkür ederim Tonguç. Jeolojik devirler deyince aklına ne geliyor evet. Tonguç? Hocam jeolojik devirler deyince Taş Devri diye bir çizgi film vardı o aklıma geliyor hocam. Evet. Fakat bu Taş Devri çizgi filminden biraz daha ayrıntılı, biraz daha detaylı olacak. İlk başta yeryüzünün oluşumunda jeolojik devirler var. Yani ilkel zaman var, birinci zaman, ikinci zaman, üçüncü zaman, dördüncü zaman ve şu anda ...yaşadığımız dönemin oluştuğu zaman başlıyor. Şimdi burada önceki Bazıları şim... hala ilkel zamanda hocam. Ne demek istiyorsun Tonguç burada? Bazıları hala ilkel zamandaki gibi... ...davranışlar yapıyor. Aynen kaba bu. çıkartıyor. Aynen herhalde. aynen evet sıkıntı yok. Şimdi ilkel zamanda ilk başta kıta çekirdekleri oluşmaya başlıyor. Bu bir bunu bileceksin. Demek ki kıta çekirdekleri ne zaman oluştu denildiği zaman... ...sana sorularda ilkel zaman diyeceksin. Tamam. Birinci ya. zamanda ise bak yavaş yavaş günümüze yaklaşıyoruz. Birinci zamanda ise taş kömür yatakları oluşuyor. Kömür havzaları oluşuyor ve... Ee, ...Apalaş ve Ural Dağları'nın kıvrımları oluşmaya başlıyor. Anlaşıldı mı? O ne yani, ya? Apalaş ne ya? Ya yani bu şeyler, e, alpler yani. Anlatabildim alpler. mi? Alpler, anladım hocam. <laughs> Kalo ve hersinyen kıvrım dağlarının oluşması deniyor buna kitaplarda. Ama sen onu görünce what is the difference falan kafan karışabilir. Sen şunu bileceksin. Kıvrım dağları böyle hafiften hafiften e, oluşmaya başlıyor. Ama temelinde taş gömül yataklarının oluşup oluşmadığını soruyorlar. Şimdi bu neden önemli Tonguç? Birincisi, birinci zamanda oluşan bir yer... İkinci zaman ve üçüncü zaman ya da dördüncü zamanda oluşan bir yere göre daha yaşlı mıdır daha genç midir? E daha yaşlıdır. Çok zekisin Tom. Çünkü, Çünkü daha önce oluşmuş. her evet. zaman daha ağır başlı, ağır yaşlıdır. Yaşlıdır. İşte taş kömür yataklarının oluştuğu yerler de ilk zamanlarda yani birinci zamanda oluştuğu için çevresindeki diğer yerlere göre daha yaşlıdır, daha sağlamdır, daha oturaklıdır. Dolayısıyla deprem riski daha azdır Tonguç. Anladım. Anladın ya. mı? Anladım Mesela Zonguldak'ta ya. deprem riski çok azdır. Neden? Çünkü, Çünkü Zonguldak taş kömürü var. aynen taş kömürü yatakları var. Ama Linyit yataklarının olduğu Ege bölgesi deprem riski fazladır. Çünkü orası üçüncü zamanda oluşmuş. Yani buraya göre biraz daha fazladır yani. Anladım Anladın mı? Veya dördüncü zamanda oluşan İstanbul ve Çanakkale boğazları ya da Ege denizi deprem riski aynen. Çünkü genç böyle. Anladın mı? Mesela şöyle düşün. Sen gençsin hoba hoba böyle hareketlisin yani. Çok riskli hocam. Artık. Aynen. Ama yaşlar böyle sakin. diyor. İşte yaşlı yerler yaşlı kıta çekirdekleri, yaşlı zamanda oluşmuş yerler daha sakin ve cool davranırken genç araziler daha hareketlidir. Sence Türkiye genç bir arazi mi, yaşlı bir arazi mi Tonguç? Hocam bence Türkiye e, genç bir arazi. Genç Çünkü bir... Arazi. sürü deprem bir riski var hocam. Aynen deprem riski var. Dolayısıyla Türkiye genç bir arazi. İkinci zamana baktığımızda ise deniz ve okyanuslarda tortullaşmalar başlıyor, gerçekleşiyor. Ve en önemlisi de orojeneze Hazırlık dönemi. Orojenez dedi ne biliyor musun? Ortodonti hocam. Hayır evladım ortodonti dişle alakalı. Orojenez dağ oluşumu demek. Anlatabilir miyim? Dağ oluşumu. Dağlar iki şekilde oluşuyor. Bir Horst ve Graben şeklinde kırıklı şekilde oluşuyor. Hay tamam mı? Allah ya. Bir de Antiknal ve Senknal adını verdiğimiz kıvrımlı şekilde hocam, oluşuyor. Hocam çok havalı söylediniz. Ben Aynı. bile inandım yani. Ben bile inandım derken ne hocam, demek istiyorsun? Hocam ne demek stoğumuz? bunlar? Japonca mı ya? Hayır evladım bak. Yeryüzündeki Tabakalar, tortulaşmış tabakalar. Mesela şurayı şöyle düşün, bak şöyle göstereyim sana daha iyi anlaman için. Bak şimdi şöyle yapalım. Şu ya evladım. Şimdi şu tabaka tortulaşmış tabakalar olsun. Tamam Sen hocam. bunu eğer kıvrılarak böyle dağ oluşturuyorsa, aa, buna kıvrım dağları deniyor. Aa, Ama eğer bu sert anladım. olsun, bu sefer kırılarak oluşursa da kırıklı dağlar. Yani horse ve grabenleri oluşturuyor. Anladım hocam. Dolayısıyla mesela Ege Bölgesi'nde horse ve grabenler yaygın. Oralarda deprem riski var çünkü çatlaklar var, kırıklar var, Ama kıvrım dağların olduğu antiklinal ve senklinallerde yani mesela Toroslarda, Alplerde, Himalayalarda deprem riski zayıf. Çünkü burası kıvrımlı, kırık yok burada. Çatlak hocam. mesela burada kırık olduğu için çatlaklardan su çıkıyor, kaplıca millet seviniyor. Seviniyorsun ama burada deprem riski de var yani. Öyle değil evet, mi Tomuç? Çok riskli hocam, evet. Aynen. Devam çok güzel bir isim. Şu evet. Orojenez. Orojenez. Oğlun olursa ismini Orojenez koyabilirsin Tonguç. Şimdi üçüncü zamana geçiyoruz. Burada şiddetli yer kabuğu hareketleri başlıyor. Aman Allah'ım. Aynen. Alp Himalaya kıvrım sistemi oluşmaya başlıyor. Alp Himalaya kıvrım sistemi dediği de şu Tonguç. Şöyle düşünelim mesela nasıl çizeyim ben sana sen nasıl anlarsın ki. Şöyle bir çakma bir dünya haritası çizmeye çalışacağım buraya mecburum. Şöyle Afrika çizelim. Neden hocam dünya haritası? Çünkü Alp Himalaya. Alpleri gru. mi çizeceksiniz? Evet, Alpleri ve Himalaya'ları çizmeye çalışıyorum. Oha şaka gibi. Şimdi şöyle yapalım. Hocam siz resim atölyesinde mi doğdunuz? Hayır evladım. Ben normal doğumhanede doğdum. Doğumhane ne demek hocam? Yani insanların doğduğu yerlere doğumhane dönüyor. Ha, Şimdi bak oraya şurası. Oraya. Şimdi biraz yamuk oldu. Sahil Şuradan hocam, şuradan çizemediğim mükemmel için. mükemmel oldu anladım. Şimdi bak. Hatta Türkiye'yi göster. Göster. Gösterirsen Ama şok olurum. Gö Gösterirsen yemek ısmarlayacağım sana. Ya hocam şurada o zaman Türkiye... Şurada hocam. Mükemmelsin Tonguç. Aferin. Oha yemek ısmarlayacaksın. Aynen yok. sana simit sarayından güzel bir simit ısmarlayacağım. Şimdi gel bak Tonguç. Burada Türk bayrağı Vay. olan yer Türkiye. Vay. Şimdi gelelim Alp Himalayalar. Bak dağları kahverengi gösterin. Şimdi Himalayalara gitmişsindir sen. Nepal'i biliyorsun. Gittim hocam. Atıyorsun evladım Hiç nereye Şimdi Nepal buradan böyle geliyor dağlar tamam mı? Toroslardan geçiyor, Alplerden. Burası zamanda böyle kıvrılıvermiş. Hani ben az önce kağıtları kıvrıverdim ha. ya. Burası da Alp Himalaya Kıvrım Semini oluşturuyor. Yani Himalaya'lardan bir sincap dağların üzerine zıplaya zıplaya gelse Toroslardan Alpere kadar gider Tonguç. Bunu biliyor musun? Ölürüm hocam o sincap o kadar Aynen soğuktu. rahmetli sincap diye. Kuzey Anadolu dağları ve Toroslar burada oluşuyor. Türkiye'deki dağlarda da Kıvrım dağları burada oluşuyor. Türkiye'yi şöyle çizecek olursak Türkiye'nin kuzeyinde ve güneyinde dağlar var öyle değil mi Tonguç? Evet, bu hocam. dağlardan kuzeydeki Karadeniz dağları ve güneydeki Toroslar Tonguç bu harita da kötü oldu ama neyse yapacak bir şey yok. Kuzeydeki... Karadeniz dağları bak şu dağlarımız evet, hocam. ve Toroslar kıvrım dağlar Yani bu Alpemene'ye kıvrım sisteminin devamı. Dolayısıyla buralarda deprem riski zayıf. Ha. Devam edelim. Bir de burada linyet, petrol ve tuz yatakları oluşmaya başlıyor Tonguç tamam mı? Ve Anadolu topluca yükselmeye başlıyor. Yani Egeit karası çöküyor, Anadolu yükselmeye başlıyor. Ve fay hatları oluşuyor isteriz. Oh. Mesela Türkiye'deki fay hatlarını şöyle çizebiliriz Tonguç. Şurada Van Gölü'müz var biliyorsun değil mi? Evet hocam. Van Gölü'nün oraya bak. Hatay'dan şöyle alıyorsun Van Gölü'ne hop böyle geçiyorsun. Bu Türkiye'deki fayatları Aa, anlaşıldı mı? Aa gibi oldu hocam. Aynen şöyle bir tik atar gibi ters tik atar gibi bu Türkiye'deki fayatları oluşmaya başlıyor 3. zamanda. Devam ediyoruz 4. zamandayız yani son zaman evet sonra da ahir zaman var değil mi? Şimdi iklim koşulları ile okyanusların bugünkü koşullara ulaşması artık yavaş, yavaş yavaş yeryüzü soğuyor normal iklim koşulları oluşmaya başlıyor. İstanbul ve Çanakkale Boğazları ve Ege Denizi oluşmaya başlıyor Tonguç. Anadolu yükselmeye devam ediyor. Karadeniz tatlı su özelliğini kaybediyor. Artık tuzlu su olmaya başlıyor. Karadeniz başıyor. eskiden tatlı su muymuş? Aynen ya? Tonguç. Göl yani? Aynen aynen. Oh, şaka gibi ya. Hayır göl değil evladım. Evet gölmüş doğru haklısın. Karadeniz eskiden tatlı suyken İstanbul ve Çanakkale boğazları Ege Denizi oluşuyor. Karadeniz'de tatlı su özelliğini kaybediyor. Ama aynen. biz video yüklemeye devam ediyoruz bombardımana. Siz de Tonguç Akademi.com'a üye oluyorsunuz. Youtube'da, Facebook'ta, Twitter'da, Instagram'da bizi takip ediyorsunuz. Ve en önemlisi de ödüllü soruyu cevaplıyorsunuz.